tarafta zorunlu hale getirilen bir arabuluculuk mekanizması iş mahkemeleri açısından. İş mahkemeleri denilince de akla gelen şeylerden bir tanesi. Yani bir yana tabii işçi alacaklarıysa, öbürü iş iade davaları, öbürü de sendikal nedenlerle çıkartılan işçiler. Zaten hani o mahkeme koridorlarında özellikle sendikal nedenlerle yaşanan işten atmalar da hani nasıl bir mücadele verildiğini işçiler cephesinden de hukukçular cephesinden de tanık alıyoruz. Bu hale geldiği durumda zorunlu arabulucu mekanizması ne olacak? Yani zaten sendikalaşma oranının hani ortada olduğu bir Türkiye tablosu içerisinde burada da ne tür bir hak mağduriyeti ortaya çıkar? Şimdi Ya da şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi hemen aklıma şey geliyor benim bu mekanizma tartışılırken. Hükümetel direnişi, orada işte kazanılan davalar, işte ortaya çıkan emsal kararlar. Sonuç olarak hani sadece bir iş konunu ilgilendirmiyor, Türkiye işçi sınıfının toplamını ilgilendiriyor. İşverenlerin sendika seçme özgürlüğü konusunda takındığı tutum. Dolayısıyla hani bu mekanizmada nereye oturuyor diye sormak istiyorum açıkçası size. mekanizma oturmuyor. Şimdi arabulucunun, seçtiğiniz arabulucunun dünya görüşü, Evet. alt kültürü, iş hukukuna hakim olup olmaması, o sosyal vakaya hakim olup olmaması, herkes iş hukukçusu değil. Tabii. Tüm bunların tamamı burada belirleyici olacak. Ve inanılmaz ürkütüyor beni. Zaten yani mahkemeler anlatmakta göbeğimiz çatıyor. Hele de sendikal tazminatını. Bunu arabulucu aşamasında, arabulucunun üzerinden yeniden üretebilmek kabus gibi bir şey. Yani belki tek tük iyisi denk gelecektir, belki bilmem ne olacak bilemem ama bu belkilerle yürümez. Ben orada yine aynı şeyi söylüyorum. Benim karşıma çıkacak olan arabulucu o zaman bana garanti vermek zorunda. Sendikal nedenlerle işten çıkarırlar, işçiyi işten çıkarmış olan işverenle ömür boyu bir daha hiçbir hukuk ilişki kurmayacak. Geçtim onu, işverenlerle hukuki ilişki kurmayacak. Diyeceğim ki ben sınıfsal bir aidiyeti Tabii. temsil ediyorsun sen. Sınıfsal bir aidiyeti temsil ettiğin sürece de sen arabulucu olan, ben başvurmadım arabulucu. Niye başvurmadım? Dedim ki ben burada bir kesimi temsil ediyorum. Ben olaya, iş hukukuna ve iş hukukunun konusunu oluşturan uyuşmazlıklara taraf olmuşum ve taraflı bir açıdan bakıyorum. Yani arabulucu olursan da taraflı olurum. İstediğim kadar tarafkir olmamaya çalışsam da bu birilerini kandırmacadan başka bir şey olmaz. Çünkü ben istiyorum ki işçiler haklarını alsınlar ve maksimumunu alsınlar. Karşımdaki ne diyecek ki? Ya işveren de bu kadar maliyete katlanmasın. O zaman bu maliyeti düşürecek sosyal ekonomik politikaları git devletle yap. Devlete yapamaz. Öyle bir gücü yok. O zaman kimi alacak? Gırtlağını sıktığı işçiyi alacak. İşçiyi sıkacak ve dünyaya bu gözle bakacak. İyi ama canım yani işçiler de abartıyorlar. Bu kadar fazla çalışma olur mu? Hayatın olağan akışına aykırıdır. İyi ama kardeşim kıdem tazminat almışsın, ihbar tazminat almışsın. Bir de iade tazminatı nedir? Bu kadar yükü işveren ne yapsın? Bu ülkede işveren ne kadar vergi veriyor biliyor musunuz? Diye özetlenebilecek. Açın işveren vekillerinin yakınmalarına. Siz işte yatırımın ne olduğunu bilir misiniz? Siz yatırım stresiniz bilir misiniz? Siz bir işçiyi, binlerce işçiyi bir fiziki mekan içerisinde birbirine takmadan gitmenizdir. İşveren olmanın zorlukları ve bu zorlukların yeteri kadar bilinmemesi üzerinden haksızlığa uğraşılmış, anlaşılamamışlık duygusunu yaşayan bir sürü meslektaşımın Facebook paylaşımlarını biliyorum ben. Bunlar arabulucu oldukları zaman dünyaya başka bir türlü mü bakacaklar? İşveren açısından bakacaklar. O zaman arabulucu dediğiniz adamlar tıpkı hakimler gibi sadece arabuluculuk yapsınlar. Sadece arabuluculuk yapmakta da yetinmeyecekler. Bunlar diğer faaliyetlerinin Yanı sıra. dışında bir işveren ya da sendika hiçbir biçimde ait olmayacaklar. Bir aidiyet ilişkisi geliştirmeyecekler. Bu mutlaka çıkar ilişkisi olması gerekmiyor. Dünyası ona yakındır. Onu haklı görüyordur. İdeolojisi ona yakındır. Bunların hepsinden bağımsız davranacağının arabucunun bana garantisini versinler. Bu mümkün değil. Akla mantığa aykırı bir şey. Dolayısıyla yapılmak istenen şu. Yargıda zaten kazanırken kaybeden işçilerin %30 hakkaniyet indirimiyle kaybettiklerini bir de %30 arabulucu indirimiyle daha kısa sürede alacaksın. Yani zamanı satın alacaklar. Bunu şuna benzetiyorum. Tabii Gökçen'e gittiğimde büyük bir kuyruk vardı. Birisi çok acele ediyordu. Uçağı kaçıracağım falan diye. Ona bir kapı gösterdi. Dediler ki 20 lira verirsen kuyruğa girmeden geçiyorsun.
Adam döndü baktı, verdi 20 lirayı, geçti gitti. Benim zamanım vardı kalmadı. Şimdi düşünebiliyor musunuz bak? Uçağa yetişmek için 20 lira ver. Çocuğunu amale ettirmek için kıdem tazminatını onda birinden vazgeç. Bunun adı da arabuluculuk olsun. İşin özeti bu olacak. Aynı o Sabiha Gökçen'deki 20 lira 30 lira verince kuyruk beklemeden giden vatandaş. Ekstra bir hizmet alacaksın. Yargılamanın uzamamasının, ki uzamaması devletin görevi. Devletin görevinin yerine getirmemesinin yarattığı sorunu ben hakkımdan yoksun kalarak ödeyip kısa sürede ama mutlaka bir bedel ödenerek hakkıma ulaşmış olacağım. Bundan da adalet olacak. Ben kargalar ne düşünür bilmem ama ben gülüyorum yani. Hocam peki gülen... şöyle demek mümkün mü? Zorunlu arabuluculuk sisteminin kendisi, mekanizmanın kendisi aslında esas olarak işçileri en aza razı etmenin mekanizması olarak işleyecek demek mümkün mü? Ya az razısı yok abi ya. Hiçbir şey yok ya. Verin benim hak grevimi. Verin benim hak grevimi. Ben arabulucunuzu da istemiyorum, mahkemenizi de istemiyorum. Verin benim hak grevim. Hak uyuşmazlıklarının önünü açın. Benim örgütlenme özgürlüğüm. Sarı sendikası da olsun, kızılı da olsun, işveren de kursun. Kim kurarsa kursun. Su akar yolunu bulur. Su akar nerede, nereye çıkaracağını, savunacağını o cahil dedikleri, bilmiyor dedikleri işçi bulur. Ne diye beni vahşi ormanda karnını doyurmak için açmış, beni bekleyen vahşi hayvanlar sürüsünün içerisine atıyorsun beni. Savunmasız bırakıyorsunuz. Şimdi bu kadar ağır çok arabuluculuğa başvuran meslektaşlarım kusura bakmasınlar. Adalet duygusuyla, uhrevi duygularla, şu uyuşmazlıkları çözelim, adalete katkı verelim duygusuyla mı yaklaşıyorlar? Tabelasına bir de arabulucu tarihine atıp bir, ben arabulucu avukatım diyor, piyasaya bir mesaj veriyor. İki, bir de ekmek kapısı olsun diyor yani, bu kadar basit. Bu ekmek kapısında o ekmeği en yağlı, en ballı, en rahat kim yedirecekse en azından bir kısmı oraya doğru meyledecekler. Bunun aksini kimse bana ispat edemez. Peki hocam, son bir soru soracağım. Belki biraz daha teknik olabilir. Şimdi bu mekanizma içerisinde örneğin hani sendikalı işçiler, sendikasız işçiler, dolayısıyla sendikalı ve sendikasız işçiler olacak. Sendikalar örneğin bu mekanizmaya müdahale edebilecekler mi? Ya da nasıl olur, nasıl müdahale edebilirler? Bence edebilirler. Yani sendikalar kanundaki üyeleri adına husumete ehil olmak maddesinden hareket ederek bu husumete ya da etmek zorunda kalacaklar zaten. Husumete ehil olacağım ben. Eda davası açacağım. Toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret farklarım ödenmemiş. Üyem adına alışacağım. Buradaki zorunlu arabuluculuk nedeniyle ben de bir arabulucuya gideceğim zaten mecbur. Teşekkür ederim hocam. Var mı son rica olarak ederim. Ekleyeceğiniz bir şey? Hak grevi, hak grevi. Altını çizerek. Evet. Murat hocam, arabuluculuk meselesine ilişkin, zorunlu arabuluculuk mekanizmasına ilişkin. Alternatif yok diyorlar ya. Var var. Alternatifi bize çabuk unutturdular. Bakın bir daha söyleyelim, buradan seslenelim. Bir tek sendika duyuyor musunuz? 30 senedir ya bizim hak kremimiz var diye. Evet. Bu da sanıyorum gitmesi gereken yere mesaj olarak gitmiştir diye düşünüyoruz. Evet, bu mekanizmanın tek bir çözümü var dedi Murat hocam. O da hak grevi. Ve hak grevinin yeniden yasalaşabilmesi uğruna bir mücadele. Sendikalara da işçilere de çokça mücadele düşüyor gibi duruyor. Adaletin iş yüzünden bu kadarlık. İyi seyirli.